Değerli ilke mensupları, buluşmamızın ikinci oturumuna başlıyoruz. Bu oturumda Profesör Doktor İhsan Fazlıoğlu hocamız hüküm ve tahakküm çatalında çok anlamlı adalet kavramı üzerine düşünceler konulu bir sunum yapacak. Buyurun Sayın Hocam. Merhabalar efendim, hayırlı günler diliyorum. Başlamadan önce bu buluşmayı gerçekleştiren, organize eden, tanıdığım tanımadığım, bildiğim bilmediğim tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık. Ayrıca beni davet etme nezaketini gösterdikleri için de ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü doğrudan bir ilke formel anlamda tabii, gönül anlamında değil de bir mensubiyetim yok. Ama arkadaşlar uygun görmüşler sağ olsunlar, davet ettiler. Şimdi Nihat Hoca çıtayı oldukça yükseğe koydu. Çok profesyonel bir hazırlık yaptı. Ondan sonra her slide ayrı ayrı değerlendirmesi gereken bilgiler içeriyor, başlıklar içeriyor daha doğrusu. Üzerine düşünmemiz gereken, konuşmamız gereken ve oldukça da kuşatıcı bir sunumdu. Açıkçası şu açıdan sevindim ben. Tabii benim çoğu benim alanıma girmiyor ama ortak konularda düşünüyormuşuz. Bu önemli bir şey. Dertlerimizde müşteriklikler çok. İkinci bir ilginç olan husus da Lütfi dostum bana bu konuyu teklif ettiğinde konuştuk, tartıştık, hatta başlığı üzerinde müzakerelerde bulunduk. Kendisi bir başlık uydurdu, sonra ben değiştirdim hatta. Fakat şöyle bir şey düşündüm, nasıl başlayayım, yani böyle bir konuya nasıl giriş yapayım? Genelde ben hem yazılarımda hem de konuşmalarımda etimolojiyi öne çıkartarak başlarım, tanımla başlarım. Adalet nedir? Çok ciddi bir örtüşme oldu. Lütfi Hoca da adaletin tanımını yaparak işe başladı. Fakat benim yaptığım tanım aynı olmakla birlikte o tanımdan gittiğim yol biraz farklı. Şimdi biraz onun üzerine konuşacağız. Yer yer teorik olacak. Yani inşallah sizi yormam, canınızı da sıkmam. Sıkınan kalkabilir, çıkabilir. Ama önemli bir meseleye temas edeceğimi düşünüyorum. Çünkü bir vazife verildiği zaman onu ciddiye alıyorum. Elimden geldiği kadar hazırlık yapıyorum. Hani tekrarlar yanında acaba meseleye yeni bir açılım getirebilir miyiz diye. Şimdi adaleti nasıl tanımladık? Adalet her şeyi yerli yerine koymaktır. Bu oldukça bilinen bir tanım. Zulüm de bir şeyi yerinden etmektir. Bu cümle, bu tanım zımni olarak şu yargıyı içerir. Her şeyin olması gereken bir yer vardır. Her şeyin olması gereken bir yer vardır ilkesini kabul ettiğiniz zaman, eğer o şeyler yerlerinden olmuşsa bunu tekrar yerine iade etmek, yerine koymaya da adalet adını veriyoruz. Lütfi Hoca dedi ki bu ilke aynı zamanda her şeyin bir yerin olması gerektiği kabulünü de içerir. Değil mi? Böyle demiştin Lütfi Hocam. Şimdi bu yer nedir? Onu hemen söyleyeyim. Üzerine duracağım, tekrar döneceğim. Adalet esas itibariyle eşyanın tabiatına uygun davranmadır. Yani bir şeyin yeri demek aslında onun tabiatıdır. Burası önemli bir nokta. Bunun üzerine tekrar döneceğim. Eşyanın tabiatına uygun olmak. Buradaki eşya şeyin çoğulu. Bildiğimiz evdeki eşyaları kastetmiyoruz. Üzerine konuşmamızı mümkün olduğu her şeye eşya deriz. Her şey neyse o. Tanrı bile şeyin altına düşer bir şey olarak. Kavramlarımız, bitkiler, hayvanlar, her şey bir eşyadır. Şeyin çoğulu olması bakımından. Dolayısıyla ister manevi zihni, ister maddi olsun, bir şeyi tabiatına uygun, bir şeye tabiatına uygun davranmaya adalet diyoruz. Şimdi ama benim burada şimdiye kadar üç aşağı beş yukarı bildiğimiz şeyleri söyledim ama madem adalet her şeyi yerli yerine koymaktır, adaletin yeri neresidir? Beni burası ilgilendiriyor. Konuşmam biraz bunun üzerine olacak. Çünkü adalete de adil davranmamız lazım. Değil mi?
Madem her şeyi yerli yerine koymak adaletse, adaletin yeri neresi? Gerçekten zihnimizde, günlük konuşmalarımızda. Aslında adaletin bir yeri var mı? Olması gereken bir yeri var mı? Bu olması gereken yerinden edinilmiş midir? Çıkartılmış mıdır? Bunu tekrar yerine iade etmemiz gerekmekte midir? Bunun üzerine konuşacağım ama bunun üzerine konuşurken aslında pek çok günlük dilimizde kullandığımız kavramlar içinde aynı şeyin geçerli olduğunu düşünüyorum. Temel iddiam şu arkadaşlar. Kafamız çok dağınık. Ben 78'den beri İslami hareketin içerisindeyim. Babam dolayısıyla. Yani bu ne demektir? Artık hesaplayamıyorum. Kaç yıl oluyor? 78. Evet. İyi de eğitim gördük. Pek çok faaliyette bulunduk. Geldiğimiz netice itibariyle tabii şükür olsun yetiştik, ettik, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sorumluluğumuzla üstlenmeyi ahlaki bir vazife bildiğimiz için bu camianın az çok düşünen bir ferdi olarak bu sorunlar üzerine kafa yormaya çalışıyoruz. Aslında bu önümüzdeki dönemki konuşmalarımızın da gündemini belirlemiş olduk İbrahim Halilçer Hocam. Yani. Kafalarımız çok karışık. Kavram şemalarımız çok dağınık. Parçalı zihinlerimiz var. Kullandığımız kavramlar bir alan oluşturmuyor. Bir kavram alanı yok elimizde. Yani şunun gibi düşünün. İslam mimarisi diyoruz. Başına İslam getirmekle pek çok meseleyi hallettiğimizi, o kavrama bir içerik kazandırdığımızı düşünüyoruz. Ama bunu somutladığımızda, bunu realize ettiğimizde ortaya çıkan mimariden ne kadar İslamidir? Bir de İslami olan ne demek? O konuda da bir fikrimiz yok. Yani İslami mimari ne demek mesela? O konuda da bir fikrimiz yok. Hadi diyelim ki bu konuyla ilgili çalıştaylar yaptık, toplantılar yaptık, metinler ürettik. Onların da bizim çağdaş dünyada kendileriyle iş gördüğümüz kavram şemalarıyla bir örtüşme durumu, problemi var. Dolayısıyla şizoik bir durumumuz var. Bazen bu katmanlı, birli, ikili, üçlü şeyler yapıyor. Yani Müslümanca düşünmekle Müslümanca eylemek arasında çok derin bir uçurum var. Müslümanca düşünmek, Müslümanca eylemek arasında çok derin bir uçurum var. Bu Müslümanca düşünme ile Müslümanca eylemek arasındaki boşluğu, uçurumu politik angajmanlarla ya da politik söylemlerle, angajman iyi bir kelime olmadı, politik söylemlerle doldurmaya çalışıyoruz. Benim Lütfü Hoca'nın karşı çıktı ama benim söylediğim, buna ben işte İslamcılık dediğim bu. Benim eleştirdiğim İslamcılık bu işte. Müslümanca düşünmek, Müslümanca elemek değil de bu ikisi arasındaki uçurumu doldurmak için geliştirdiğimiz geçici, pansuman tesiri uyandıran İslamcılık adını verdiğim siyasi söylemler. Haklı çıktığımı düşünüyorum. 16 yıllık tecrübeden haklı çıktığımı düşünüyorum. Yani beni eleştirenler de bu konuda, bunu kamusal alanda da ben dile getirdim, sadece lokal, mahalli mevzilerde değil. Beni eleştiren arkadaşlar bu 16 yıllık tecrübeden hareket ederek aslında söylediklerimin biraz gerçeklik payı olduğunu da kabul etmeleri lazım. Şimdi pek çok konuda bunu yaşıyoruz. Bunun üzerine konuşacağım. Zaten adaleti buraya yerleştireceğim. Kullandığımız terimlerin, kavramların, yani burada kavram ne kadar önemlidir filan, bunları ilkinin açılış derslerinde konuşmuştuk. Onun için oraya girmeyeceğim ama kullandığımız kavramların kendi dünyamızı inşa edecek bir örüntü göstermediğini anlamamız lazım. Yani ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. İplikler var elimizde. Bu iplikleri bir araya getirip bir kilim, bir halı örmeden mahrumuz. Elimizde şeye benziyor bu. Türk anayasasına çok benziyor. Ne demek? Ceza hukuku başka bir ülkeden, aile hukuku başka bir ülkeden, değil mi? Öyle değil midir Türk hukuk anayasası, Türk hukuk sistemi?
Bizim kavramsal şemalarımız da buna benziyor. Kimisi Marksizm'den, kimisi kapitalizmden, kimisi şuradan, kimisi buradan değerleme bir kavramsal şema çanağımız var. Orada iş gördüğümüz için organik, bütüncül, holistik yapılar üretemiyoruz. Birbirini içererek bir aşmak dediğimiz bir tabir vardır bilim felsefesinde. Yani bir kavram diğer kavramı içererek onu aşmak konusunda sıkıntımız var. Organik bağ olmadığı için mekanik olarak birbirini eklemeye çalışıyoruz kavramları. Dolayısıyla o iki kavramın birleşmesinde üçüncü bir kavram ortaya çıkmıyor. Dördüncü kavram ortaya çıkmıyor. Dağınık bir yapıyla karşı karşıyayız. Mesela din kavramını ele alalım. Ben daha önceki yazılarımda ve konuşmada şunu söyledim. Kullandığımız din kavramı İslami değil mesela. Biz gerçekten şunu yeri gelmişken söyleyeyim tabii. Şunu kastetmiyorum. Geleneksel, tarihsel tecrübemizde ki bunun son derece önemli olduğu kanaatindeyim. Ömrümü bu tecrübenin yeniden ifadesine harcamış bir kişiyim. Olduğu gibi buraya aktaralım. Orada hangi kavram nasıl tanımlanmışsa bunu buraya taşıyalım anlamında bir vurguda bulunmuyorum. Kasti bunu güncelleyebiliriz ama bunu birbirinin içinden çıkacak şekilde oraya bağlarını, oraya ilişkilerini gösterecek şekilde yapmamız lazım. Güncelleme, yenileme, artık ıslah, ihya ne derseniz deyin bunu yapmamız gerekiyor. Şimdi öyle bir kompartmanlar var ki zihnimizde belli bir yerde bir kavramsal şemayla iş görüyoruz. Oradan çıkınca başka bir kavramsal şemayla iş görüyoruz. Başka bir yere gidince başka bir kavramsal şemayla iş görüyoruz. Halbuki otantik bir kültür, hatta daha da ileri gidelim, dünyaya bir şey söylemeyi kendine dert edinmiş bir kültür, bu iddialı olan bir kültürün en önemli göstergesi teklif ettiği ya da dile getirdiği o teklifin, o iddianın dayandığı kavram şemalarının ne kadar kendine ait olduğudur. Eğer sana ait değilse bunlar, bunları hatta yeniden ifadelendirme anlamında bile sana ait değilse, çeşitli yerden alabilirsin ama bunları organize edip belli bir anlatıya döküp yeniden ifadelendirerek karşı tarafa sunmamışsan fazla bir etkinin olmasını bekleyemeyiz. Din kavramını ne kadar İslami olduğunu, hatta Tanrı kavramını ne kadar İslami olduğunu, burada Tanrı sözcük anlamıyla demiyorum. Allah kelimesini günlük konuşmalarında pek kullanmıyorum. Ben hani çok ismi celaldir, son derece önemli bir bizim için. Onu kenarda tutuyorum. Felsefi diskurlarda ben genelde Tanrı kavramını kullanıyorum. Ama Tanrı kavramını tanımlarken mesela ne kadar biz kendi tarihsel tecrübemizden hareket ediyoruz. Pek çok konuya bunu örnek vermek mümkün. Bu kavramları kullanırken diğer kavramlarla ilişkileri konusunda da hassasiyetimiz çok zayıf. Mesela adalet kavramını kullanıyoruz. Adalet kavramının akraba kavramları nedir? Yani bir kavram haritası çıkarsak adalet hangi kavram öbeği kümesi içerisinde yer alır? Sağında hangi kavram vardır, solunda hangi kavram vardır, üstünde hangi kavram, altında hangi kavram var? Bu konuda da bir şey fikrimiz yok. Ama konuşuyoruz, adalet şöyle, adalet böyle. Bunlar dolayısıyla çoğalmıyor. Bir şey organik değilse orada bir dirilik olmaz. Dirilik olmadı da çoğalmaz. Taş çoğalmaz yani, en fazla taşı parçalarsın. O şekilde çoğalabilir de küçülür, ufalır. Ama canlı olan bir şey, bir bitki, bir hayvan değil mi? Çoğalır. Kavram yapıları da böyledir. Eğer organik, bütüncül bir yapı varsa, diri ise bu bağlantılar, ilişkiler o kavramları çoğaltır. Bunu da yapamıyoruz. O açıdan benim kişisel kanaatim, artık yaşlandık böyle kişisel kanaatim demeye çok başladık ama bunu kesinlikle bir hani ben anlamında düşünmeyin. Öyle bir iddiam yok. Elimizden gelen işimizi yapmaya çalışıyoruz. Adalet kavramının yalıtılmış bir şekilde kullanılması, pek çok dini kavramımızı yalıtılmış şekilde kullanıyoruz tek başına. Kavram ilişkilerini göstermiyoruz. Kavram ağlarını, o kavram salkımları diyorum ben ona, kavram salkımlarını göstermiyoruz. Hangi kavram nereden çıkıyor, nereyle ilişkilidir, neyle alakalıdır gibi. Şimdi mesela
Din kavramını ele alalım. Bakın çok basit bir şey. Nedir din kavramı? Günlük yaşam, biz de bunu yapıyoruz Lütfü Hocam. Yani tek tanrılı vahid dinleri, şöyle olan dinler, böyle olan dinler, din başka, işte şu başka. Halbuki İslami tecrübeden, bak İslam'dan hareket ederek demiyorum, tecrübeden hareket ederek, İslami tecrübeden hareket ettiğimizde dini olmayan hiçbir şey yoktur. Bir insanın hayatında dini olmayan hiçbir şey yok. Doğumundan ölümüne tüm yapıp etmeleri dinidir onu. Yaşam yolu demek ya, yaşama yoludur dinin anlamı bizim geleneğimizde. Dolayısıyla dinin dışına bir şey koyamazsın ki, ticaret de dini bir faaliyettir. Siyaset de dini bir faaliyettir. İlim de dini bir faaliyettir. Düşünmek de dini bir faaliyettir. Yatıp kalkmak da dini bir faaliyettir. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla biz dini bugünkü Batılıların işte aydınlanmadan sonra kendi son derece organik, onu da söyleyeyim. Yani bu dışarıdan ithal edilerek yapılan bir şey değil. Organik olduğu için etkisi çok büyük. Bizim doğum ve ölüm arasındaki yapıp etmelerin topyekun adı olarak din dediğimiz şeyi öyle bir daralttık ki biz din işte sadece belli ibadet, belli ritüellere hasredilmiş bir yapı olarak görüyoruz. Dolayısıyla inanç başka, ticaret başka diyor adam yani. Bunu söyleyen de Müslüman olabilir. Siyaset başka. Bunu çok gördüm ben çünkü. Özellikle bu siyaset meselesini yakın zamanda çok gördüm. Hocam ya çok da karıştırmamak lazım dini şeyleri diyor adam ya. Bunu diyenler de bizim arkadaşlarımız. Hangi dini şeylere? Bir de dini şeyler oldu yani. O kadar tahfidi ki. O açıdan her türlü kavramı, özellikle hayat görüşümüzün merkezinde yer alan kavramları yeniden ele almamız gerekiyor diye düşünüyorum. Adalet bunlardan biri. Bunun üzerine düşüneceğim. Şimdi bakın, şöyle diyebilirsiniz, ya İhsan Bey bu konulara çok ağırlık veriyorsun ama yani o kadar da önemli mi? Şimdi ben size basit bir örnek vereyim. Şimdi Harizmi'nin ince bir kitabını açtığınız zaman, teknik bir konu vereyim. Hani bu işleri öyle durup dururken üretmediğimi göstermek açısından değil mi? Ben de zanaatimin imkanlarını kullanayım. Harizmi'nin ince bir kitabını açtığınız zaman sadece pozitif kökler tespit ettiğini görüyoruz. Denklem çözüyor. Birinci derecenin, ikinci derecenin denklemi. Sadece pozitif kökler var. Niye? Çünkü negatif sayı yok. Şimdi negatif sayının olmadığı bir matematik düşünün. O matematiğin sınırları bellidir değil mi? Bunu zihninizde çoğaltabilirsiniz. Mesela rasyonel sayıların olmadığı bir matematik, bir sayı sistemi düşünün. Ona göre matematik yaparsınız. Kompleks sayıların olmadığı, değil mi, bir matematik düşünün. Transandantal sayıların olmadığı düşünün. Yani sayı tanımınız ve o sayı tanımının altında düşen sayı çeşitleriniz yaptığınız matematiğin sınırını belirliyor. İsterseniz de öteye geçemezsiniz arkadaşlar. Şimdi sayının yerine kavramları koyun. Sizin kavramlarınızı, imkanları ne kadarsa o kadar düşünürsünüz. Ona göre hayatınızı organize edersiniz. Şimdi gayb kavramının ya da öldükten sonra dirilmenin ve hesap vermenin olmadığı bir inanç sistemi düşünün. Sistem ona göre kurulacak. Yani Hegel felsefesini ona göre yapacak. Heidegger felsefesini ona göre. Şimdi Heidegger okuyoruz böyle salak salak, büyük filozof diyoruz. Aman ne filan. Değil mi, öyle yapmıyor muyuz Lütfü Hocam Türkiye'de? Zaten eleştirdiğimiz durumlara düşüyoruz. Yani batıcılar eleştiriyoruz, şunu bunu taklit ediyorlar. Biz sanki farklı bir şey yapıyoruz. Şimdi Heidegger'in ya da Hegel'in ya da Schopenhauer'ın hangi felsefi sistemi, hangi düşünce sistemi alırsak alalım, kullandıkları kavramların ne karşılığını, yani referanslarını, neye karşılık gerektiğini bilmediğimiz zaman onların düşünceyi idrak edebilir miyiz? Alıyoruz, Heidegger'i kullanıyoruz Türkiye'de. İslamcısı da kullanıyor, efendim, şucusu da kullanıyor, bucusu da kullanıyor. Adamın mesela inanç sisteminde ya da felsefi sisteminde gayb kavramı yok, öldükten sonra hesap kavramı yok, bir yerden gelme kavramı yok değil mi? Dolayısıyla ona göre bir sistem kuracaktır. Diyelim ki Hegel'in tarih vurgusunun anlamını Türkiye'de de biz dile getiriyoruz. İşte Hegel tarih şöyle dedi, böyle dedi filan. Niye? Mesela Hegel'e göre Müslümanların en problemi nedir? Çok problem var da önemli problemden bir tanesi dünyevileşememektir mesela. Şimdi bunu alıp arkadaşımız, ilahiyatçı arkadaşımız yazı konusu yapabiliyor. Efendim bak işte Hegel böyle böyle diyor, biz dünyevileşemiyoruz. Ya dünyevileşmek ne demek? Adam şunu diyor, öte dünya inancı olan bir insan dünyevileşemez diyor. Bunu altını okusun, üstünü okusana. Şimdi sen öte dünya inancı, yani ahiret inancını iptal ederek Müslüman olamayacağına göre,
Hegel'in anladığı anlamda dünyevileşemezsin zaten. Buna ilişkin niye bir pozisyon alıyorsun ki? Sen de tam başka bir pozisyona geç. Anlatabiliyor muyum? Bakın Türkiye'deki felsefi düşünce, bu illa batı anlamında felsefi değil. Müslüman ilahiyatçıların, bilginlerin, yazarların, düşünlerin, buna ben de dahilim. Bak kendimi bundan kesinlikle istisna etmiyorum çünkü ben de bu eğitimden yetiştim. Yaptığımız düşünce faaliyetlerin kahir eksiyeti bu minvalde gidiyor. Kendi inancımızın, hayat görüşümüzün dayandığı temel kavramsal şemaları ve bunların arasındaki bağlantıları bilemediğimiz için karşı tarafın bize yaptıkları eleştirilere karşı konumlanmaya çalışıyoruz ya da savunma pozisyonları alıyoruz. Halbuki her türlü düşünce faaliyetinin, etkinliğinin dayandığı en temeldeki ana kavramlar ve bu kavramlar arasındaki ilişkileri iyi belirlemeden adaleti tartışmamızın da hiçbir anlamı yok. Siyaseti tartışmamızda, iktisadi, istediğiniz kadar İslam iktisadı toplantıları yapın, kusura bakmayın. İstediğiniz kadar bunu yapın. Hiçbir şey çıkmaz. Yaptık çünkü ya, 78'den beri biz toplantı manyağı olduk. 150 yıllık birikim, 200 yıllık birikimi heba ettik. Ha, heba ettik derken kimseyi suçlamıyorum. Ben de olsam aynı şey olacak arkadaşlar. Bakın söyleyeyim. Burada kimseyi ötekileştirmiyorum. Çünkü niye? Hepimiz aynı eğitimden geçtik. Zihinlerimiz kayıtlı. Ben buna Lütfü Hoca ile İbrahim Hoca ile konuşurken verdiğim bir örnek var. Bir üniversitemiz kurulurken gençleri çağırıyorlar. Diyorlar ki bize İslam mimarisine göre Selçuklu Osmanlı Üniversitesi'ne bir kampüs yapın. Gençler bir plan getiriyorlar. Büyükler diyor ki arkadaş bunun mevcutlardan ne farkı var? Vallahi bunu öğrendik. En fazla ne yapıyoruz? Oraya bir Selçuklu penceresi, bir Selçuklu Osmanlı kapısı. Aha, inanın düşünce hayatımız da böyle. Süs bizim şeyimiz, geçmişimiz, bir kapı. İstisnalar var tabii. Yani Türkiye'de bu işi dert edinmiş istisnai insanlar olabilir. Ben daha çok bu işin kamusal yaygın tarafından bahsediyorum. Şimdi niye böyle ağır bir giriş yaptım? Çok insafsız bir giriş yaptım. İşi biraz pesimist, kötümser bir havaya soktum. Adalet kavramını konuşurken gerçekten biz adalet kavramının hem kendinde hem de ait olduğu diğer kavram kümesindeki ilişkileriyle, bağlantılarıyla birlikte mi idrak ediyoruz? Yoksa adalet üzerine konuşmak iyidir. Birkaç tane işte Maverdi'den birkaç alıntı, birkaç ayet-i kerime, birkaç hadis-i şerif. Efendim Gazali bu konuda ne demiş, Farabi'ye de bir bakalım tarzında mı iş yapıyoruz? İstifleme yöntemiyle düşündüğümüzü düşünüyorum ben. Buna istifleme yöntemiyle düşün. İstifleme yöntemi şu, bir oradan bir buradan alıyorsun, getiriyorsun. Kesinlikle bir kilim ortaya çıkmıyor ama güzel iplikler var yani. İplikler güzel. Dipnotlar sağlam çünkü. Bakınız Farabi, bakınız İbn Sina, bakınız Gazali. Net çıkıyor bundan, hiçbir şey çıkmadığını düşünüyorum. Çoğalmıyor. Yani burada en önemli ölçü şudur. Çoğalmak. Bir şeyin çoğalması lazım. Bu da bir gelenek oluşturmak demek. Tabii pek çok şeye gidiyor bu. Nazariyatımızın olmaması, usulümüzün olmaması ve benzeri ama Lütfü Hocam herhalde beni protesto edip çıkıyor. Bu kadar da demedik ya diyor temelin dediği gibi. Şaka diyorum. Şimdi adalet kavramı başta olmak üzere, daha adalete giremedim görüyorsunuz. Adalet kavramı başta olmak üzere diğer kavramlarımız, temel kavramlarımız, ana kavramlarımız ki biliyorsunuz Mutezile'nin diğer bir adı nedir? İslam'ın ilk entelektüel kelam mezhebi. Biliyorsunuz kelam çok önemli bizim için. Hani İbrahim Ali Şöyle Hoca ile tartışırız. İslam medeniyetinin iki temel disiplini vardır esas itibariyle. Biri fıkıh. Biri de kelam. Mesela bizim kelam ve fıkıh hayatımızın neresinde merak ediyorum. İkisinin ortak adı nedir? Usul. Değil mi? Usuleyn, asleyn hatta denir bazen. Asleyn. İki asıl. Çünkü fıkıh İslam toplumunun iç dizaynını, kelam ise dış dizaynını yani dışa hitabını, o inanç sisteminin teorik inşasını, dışarıyla konuşmayı ve müzakereyi mümkün kılan dilini geliştirir. Fıkıh ise iç tarafı düzenler. Şimdi
Şimdi geri gelmişken konu konuyu açıyor. Ben biraz öyle konuşuyorum biliyorsunuz. Üç kavramı yeniden ihya etmemiz lazım bizim. Bunu biraz şeyde de bahsetmiştim ilkenin açılış dersinde. Biri ilim. İlimi hepimiz biliyoruz tabii. İlim şöyle, ilim böyle. Biri fehm. Şimdi ilim biliyorsunuz geleceğe yönelik bir uğraşıdır. Dolayısıyla ilim hepimizin ilgi alanına giriyor. Çünkü hepimiz geleceğe ilişkin bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Alim ve fahim olmak. Mesela bu son derece önemli. Yani fehm etmek çünkü geçmişe yönelik bir faaliyettir. Anlamak için anılarınızın olması lazım, hafızanız olması lazım, birikiminiz olması lazım, atıf yapacağınız referans noktalarının olması lazım. Kısaca tecrübeniz olması lazım. Bu tecrübeyi bireysel tecrübe, kültürel tecrübe, medeniyet tecrübesi, insanlığın ortak tecrübesi, iç içe geçmiş kümeler şeklinde düşünebilirsiniz. Fakat bunların ikisini birleştiren çok önemli bir terimimiz var. Fıkıh, tefekkür etmek. Mesela hayatımızda bir karşılığı yok. Var mı? Ben yanılıyor muyum? Tefekkür. Hem geleceği hem geçmişi birlikte alan bir düşünce eylemidir. Çünkü fıkıh, vahyi mümarese eden Hazreti Peygamber'in davranışlarına bakarak ümmetin şu anda ve gelecekteki davranış kalıplarını ya da Hazreti Peygamber'in ve vahyin çizdiği çerçevede inanç ilkeleri esas alıp Müslüman toplumun, ümmetin geleceğe yönelik inanç umdelerini tayin etme işidir. Dolayısıyla hem geçmişi, geçmiş tecrübeyi, özellikle onu temsil eden en ilke değerindeki örneği, hem de şimdiyi ve geleceği birlikte ele alır. Tefekkür kelimesini diğer akraba olduğu kelimelerle irtibatlı olarak düşünmediğimiz zaman sıkıntıya giriyoruz. Adaletin tefekkürü nedir mesela? Yani adaleti tefekkür işleminden geçirirsek ortaya ne çıkar? Nasıl bir sonuç çıkar? İlmi açıdan ya da fehm açısından tartışabiliriz. Yani fehm açısından ne demektir? Adalet İslam medeniyeti nasıl anlaşılmıştır? Endülüs'te nasıl anlaşıldı? İşte Semerkant'ta nasıl anlaşıldı? Mısır'da nasıl anlaşıldı? Şu yazar nasıl anladı? Bu filozof, bu kelamcı nasıl anladı? Bu güzel. İlmi açıdan da bugün adalet kavramı insanlığın ortak tecrübesinden istifade ederek, geçmişin tecrübesiyle ilişkilendirerek ne anlama gelir? Ama bunun fıkhını, fıkhul adale yapabiliyor muyuz mesela? Aslında her türlü, ya entesan bu İslam medeniyetinde mesela fıkhul hesap diye kitaplar var ya, hesabın fıkhı. Hesap dediğin mi? Bildiğin aritmetik yani. Her türlü kavramımızı fıkhın ameliyesine konu kılmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Her türlü kavramı. Çünkü fıkıh çok enteresan bir tanımı var. Söyleneni söyleyenin kastıyla, maksadıyla birlikte ele almak. Çok müthiş bir tanım. Burada söylemeyi bir diskur anlamında, hatta eylemi de katabilirsin. Eylemi eyleyenin kastıyla, maksadıyla birlikte ele almak da olarak da yorumlayabilirsin. Burada şey kastetmiyorum, basit anlamıyla bir makasını şeria anlamında değil benim söylediğim şüphesiz. Şimdi bu çerçevede baktığımız zaman İslam medeniyet tecrübesine meseleyi geri getirdiğimiz zaman adaleti nasıl vaz edebiliriz? Önemli bir sorun. Biz genelde şu anda adalet dediğimiz zaman, bunun Lütfü Hoca sosyolojik açıdan daha iyi analizini yapar ama belirli bir kanona göre adalet tanımına sahibiz. Belirli bir kanonik yapıya göre. Öyle değil mi hocam? Mesela hukuka göre adalet. Belli bir kanonik yapımız var. Bu kanonik yapılar modellerdir kısaca. Bu kanonik yapılar sabit ilkeler ve bu ilkeden hareket edilmiş bir yöntem, ilke ve yöntemin sentezinden ortaya çıkan bir maksada göre meseleyi vaz eder. Bir model oluşturur yani. Ve biz de adalet bu modeller içerisinde belirleriz. Mesela nedir? Türkiye'de Ankara'da bir anayasa yapılmıştır bu işin uzmanları tarafından. Bu anayasanın tatbikinden hasıl olan şey adalet deriz mesela.
demez miyiz? Diyoruz. Böyle diyoruz. İşte mahkemeye gittiğimiz zaman hakimden adil olmasını bekleriz. Neye göre? Kanonik olarak kabul ettiğimiz yapıya göre. Öyle değil midir? Şimdi bakın burada bu bizim hoşumuza da gidiyor. Onu da söyleyeyim. Yani neticede belirlilik var. Çünkü belirlilik insanı mutlu eder. Yani insanın en çok rahatsız olduğu şey belirsizliktir. Bir belirlilik var. Ortada belirli bir metin var. Bu metnin tanımları var. Bu metnin kavramları var. Bir model oluşturuyor. Bu model hepimiz tarafından biliniyor. Öyle varsayıyoruz. Ve bu modele göre bizi yaptığımız yanlışları yargılıyorlar. Bu kanonik yapıları çoğaltabilirsiniz. Devletin işte diyelim ki Atatürk ilki ve inkılaplarına dayalı bir kanonik yapısı var. Değil mi? Belirli grupların kanonik yapıları var. Bu kanonik yapıları küçümsediğim için söylemiyorum. Bunlar gerekli de. Acaba İslam tarih tecrübesinde adalet kanonik bir yapı mıdır? Tek başına. Elbette bir tarafıyla kanonla ilişkilendirilir de. Tek başına kanonik bir yapı mıdır mesela? Bu o kadar önemli bir konudur ki İslam hukukunun kanonikleştirilmesi tarihine baktığınız zaman meseleyi anlamak için bu yapının ne olduğunu çözümlemek gerekiyor. Mesela Ebu Suud Efendi İslam hukukunu Osmanlı döneminde kanonikleştirmeye kalktığında itiraz ediliyor. Genel ilkeler ve yöntem değil bu tek başına. Bakın genel ilkeler ve yöntem her şeyin adalet anlayışının olmazsa olmazları. Onu kastetmiyorum. Şimdi biz farkında olalım ya da olmayalım bu şeyle o kadar angaje olmuş vaziyetteyiz ki İslam dünyasında ve Türkiye'de farklı bakış açısına sahip olan insanların birbirine tahammülsüzlüğü de bu yapıdan kaynaklanıyor. Birbirimize tahammülümüz yok. Herkes birbirini tekfir edebiliyor rahat bir şekilde, ağır suçlamalarda bulunabiliyor. Tırnak içerisinde hoşgörü dediğimiz yapı, merhamet, bırak hoşgörüyü at onun kenara, merhamet yok birbirimize karşı, öyle değil mi? Niye? Çünkü bu kanonik zihniyet, kanonikleştirme o kadar zihnimizi bellemiş ki, o kadar zihnimize yer etmiş ki, diğer konularda da bunun etkilerini görüyoruz. Dolayısıyla kanonik yapılar bir tür itikada dönüşmüş. Zaten bu kaçınılmazdır. Herhangi bir düşünce sistemi bile kanonikleştiğinde itikada dönüşür. Şimdi soru şu, İslam hukuk tecrübesi, İslam tarihi boyunca İslam hukuk tecrübesi kanonik bir yapıya dönüştürüldüğü için dikkat edin mezhepleri bile tartışmakta ya da onları aşmakta zorlanıyoruz. Hemen insanlar belirli mekanizmayı kullanarak sizi ötekileştirip yargılayabiliyorlar. Halbuki bunların tarihsel tecrübe olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama kanonikleşmiş vaziyette. Yani hanefi'cilik diye bir şey ortaya çıkıyor biliyor. Hanefilik değil. Mezhepler çok önemlidir arkadaşlar onu söyleyeyim. Mezhepler Müslümanların sosyal gerçekliğe teorik bakışların ifadesidir. Olmazsa olmazdırlar. Eski mezheplerin tecrübesini eşlerine yeni mezhep kuracaklar. Başka türlü yapamazsın çünkü. Çünkü sosyal gerçeklik yani fiziksel gerçeklik içinde yaşadığımız evrendir. Bu sosyal fiziksel gerçekliğin üstüne kurduğumuz sosyal gerçeklik bir inşadır. Ve bunun teorik idraki mezhepleri ortaya çıkartır. Bu gayet doğal bir şey. Burada hiçbir sıkıntı yok. Dolayısıyla Hanefilik, Şialilik neyse bunlar çok önemli konular. Mezheplerden vazgeçmek teorik düşüncelerden vazgeçmek demektir. Benim burada bir sıkıntım yok. Sıkıntım şu, bu mezheplerin yani belirli bir sosyal gerçekliğe ilişkin eylemlerimizde, davranışlarımızda neyse belirli ürettiğimiz modellerin kanonikleşmesi problem. Kanonikleştirdiğimiz zaman tıkanıyor çünkü. Kanonik kapalı bir uzay demektir aslında. Kanonikleştirme kapalı bir uzaydır. Artık ölçü almayı bırakıyorsun. Bak şöyle bir örnek. Verdiğimiz tipik bir örnektir bu. Terziye gittiğiniz zaman arkadaşlar bir pantolon istiyorsunuz. Her terzinin kafasında ister Japonya'da olsun, ister İngiltere'de, ister efendim Kahire'de, ister İstanbul'da bir pantolon modeli vardır. Model usul ve ilkeleri belirtir. Ama hiçbir terzi ölçü almadan o modeli gerçekleştiremez. Onu fizik
hale dönüştüremez, somutlayamaz değil mi? Yani Tokyo'da bir terzi, efendim İstanbul'daki terzi, Kahire'deki terzi, Londra'daki terzi aynı modeli dikip, aynı şekilde ölçülerde dikip insanlara dayatmazlar. Çünkü uzunu var, kısası var, şişmanı var, zayıfı var. Ölçü alır. Usul ve ilkenin, yani ilke ve usulün olması başka bir şey. Bu usul ve ilkeye göre yapılan bir pratiğin, bir somutlamanın dondurulması başka bir şey. Biz dondurduğumuz zaman, kanun hükmü tam da budur. Tek bir pantolonu mutlaklaştırmak. Efendim nedir? 1.75 boyunda bir adam, 75 kilo, tamam mı? Onun için bir pantolon dikiyoruz, bunu ideal kabul ediyoruz. Diyoruz ki dünyadaki 10 milyar insan bu pantolonu giyecek. Abi diyorlar uzun var, kesin ayaklarını diyoruz. İşte zulüm böyle ortaya çıkıyor arkadaşlar. Zulümle niye modeli dayatıyorsunuz? Modeli dayattığınız zaman, şimdi açıkça bir şey söyleyeyim. İslam tarih tecrübesi kendi dönemi için anlamlıdır. Orada üretilmiş diyelim ki bir verilmiş bir fetvayı ya da verilmiş tanımlanmış bir çerçeveyi dönemin şartlarıyla alakalı gelip bugün dayattığınız zaman zulüm ortaya çıkıyor. O dönemin ölçülerine göre dikilmiş bir fetva o. Bir pantolon yani. Yani belli bir dönemde üretilmiş adalet başka bir dönemde zulüm olabilir. Başka bir coğrafyada da zulüm olabilir. Bir örnek vereyim size. Bunu da verdiğim bir örnektir. Amerika'dayken Müslüman olmuş bir hanım vardı. Bayağı dindar bir hanım. Babası vefat etti. Bizim Suriyeli Muhammed vardı. Şükran'ın hatırlar Muhammed Arhavari. Ona geldi. Hani Arap ya Müslüman sakallı bir bu işleri diye. Ben de yanındayım. Ziyaretine gitmişim zaten. İki tane Müslümanlık üniversitede. Dedi ki kadıncağız ben babam vefat etti. İşte bir hafta oldu. Mal taksimatı yapacağız. Bir abisi var. Şimdi ben bir Müslüman olarak yarım. Hani bire yarım ya. Bunu alayım ne yapayım? Yani nasıl karar veremedim. Bizim Muhammed tabii tipik işte aynen dediğim o kanonik zeka ile hareket ediyor. Dedim ki ben bir dakika. Şimdi bağlamlarıyla düşünmüyoruz. O dedim ya kavram ağları. Kavram salkımlarıyla düşünmüyoruz. Bu hükmün verildiği yerde erkeğin vazifelerini bir say bakayım. Mesela erkek çocuk anne babaya bakmakla yükümlüdür. Kız kardeşlerine bakmakla yükümlüdür. Yani ki bir kız kardeş evlendi, eşinden ayrıldı, o erkek bakacak ona yine. Şimdi böyle bir, yani kavramın diğer kavram ilişkilerini dikkate almıyorsun. Diyorsun ki efendim erkeğe bir, kadına yarım. Hadi lan oradan. Bu zulüm işte. Anlatabiliyor muyum? Bu taksimat, bu şeyin hükmün konulduğu zamandaki diğer kavram ilişkilerini dikkate alsana. Hangi erkek bizde tüm ailenin bakımını üstleniyor? Öyle bir şey yok. Sen dedim evli misin? Evliyim dedi. Ayrılırsan abin sana bakar mı? Zırnı koklanmaz dedi. Bizde hiç öyle bir şey yok ki. Ondan sonra. Birkaç soru daha. Dedim ki sakın dedim ha. Ortadan bölün yarısı senin yarısı onun. En İslami olan budur dedi. Çünkü adalet bu. Şimdi ekmek çalan adamın elini kesmekten bahsediyor adam değil mi? Kardeşim peki çalmayla ilişkili diğer kavram çiftlerine bakıyor musun? Mesela açlık. Bir insan açsa ve bundan dolayı ekmek çalıyorsa değil mi? Bir insan açlığından öldüğü zaman mesela İslam hukukunda o öldüğü bölgedeki insanlara verilen ceza nedir? Bak bunları hiç düşünmüyoruz ha. Kısaca uzatmayayım konuyu. Kısaca yaptığımız şey şu. Belirli bir dönemde bir ölçüye göre verilmiş ilke ve usul burada baki. Orada bir sıkıntımız yok. Belirli bir ilke ve usule göre, ilkeler ve usule göre verilmiş, dikilmiş bir pantolonu alıyoruz mesela diyeyim 1200'de dikilmiş, 2000'deki adama giydirmeye çalışıyoruz. İşte kadınlarla ilgili sorunumuz da bu. İşte Müslümanlar hala kadın sorununu çözemediler. Çözdüler mi? Çözemediler. Yok sayarak çözüyorsun da her şeyi halının altına atıyoruz da bir süre sonra halı ortadan kalkacaksa çöplük olacak ortalık ya.
Çözmemizin nedeni bu. Şimdi bakın, tipik bir örnek vereyim arkadaşlar. Pratik bir örnek. Ben Karadenizliyim biliyorsunuz. Trabzon'u of direkt Allah'a bağlayayım. Bizim orada bazı köylerde erkekler çalışmaz. Hala çalışma, belki şimdi kalkmıştır. Çalışmaz erkekler. Kadın sabah kalkar, hayvanları, o zaman hayvancılık da var. Tarlasını yapar, eder, yemeklerini yapar, gelir eve filan. Hep erkekler gezerler, dolaşırlar. Şimdi ben bir Müslüman olarak buna kafayı çok taktım. Çünkü biz Müslümanlar problemlerimizle uğraşmıyoruz. Geliyor başka biri uğraşır, onu da küfürle yaftalıyoruz. Çünkü benim köyümdeki bu problemlerle Kemalist bir öğretmen uğraşıyordu. Sonra biz kızıyoruz ya, kadınlar onu destekliyor. Haklı kadınlar. Şimdi mesele neymiş, bakın size söyleyeyim. Şimdi verdiğim örneğe çok tutuyor. 1702'de Trabzon'u ziyaret eden bir Fransızın seyahatnamesinde meseleyi ben çözdüm. Karadeniz'de biliyorsunuz arazi problemli. Düz arazi yok. Ve bu kan davalarına neden oluyor. Kan davaları artınca erkek nüfus azalıyor. Ve dolayısıyla kadınlar kocalarını ve erkek çocuklarını korumak için evin harimi dışında çıkartmalarını yasaklıyorlar. Karadeniz kadını yapar bunu. Çünkü eşkıyalığın da bir kuralı var bizde arkadaşlar. Evin hariminde insan öldürülmez. Ya yani tarlaya gidemiyor adam artık. Ama bu bir süre sonra alışkanlığa dönüşüyor. O olay ortadan kalksa bile erkekler diyorlar ki, lan biz niye çalışalım? İslam ya, git sen çevirme. Olur mu canım yani filan. Ha şimdi aynı kastettiğim bu. Bir şeyi vaz edebilirsiniz. Yani bir kural belli bir dönemde gerçekten de toplumun hayatını kurtarır. O ölçüye göre yaptığınız o elbise o insanı ölümden kurtarır ama bir süre sonra ölümüne neden olabilir. Eğer onun illetini kaybetmişseniz. Tam da kastettiğim bu kanonik yapı budur. Bilmiyorum anlatabildiğim mi meseleyi. Dolayısıyla adalet çok dinamik bir kavramdır. Çok dinamik bir kavramdır ve onlarca kavramla ilişkisi var. Bu ilişkileri dikkate almadan adalet üzerine konuşmamızın gerçekten bir anlamı yok. Felsefi mülahazalar, kavramları sabitleyerek yapılan diskurları severler. Doğrudur. Kavramın kendiliğini anlamak için, kendinde yapısını çözmek için bu belli bir yere kadar da iş görür. Ama kavramı tıpkı matematik gibi ideal matematik formülasyonlar kendi içerisinde anlamlıdır ama onu fiziğe uyguladığınızda fiziğe onu yakınlaştırırken kesinliğinden taviz vermeniz lazım. Kavramsal modeller de bu şekildedir. O açıdan bu kanonik yapılar tarihsel yüklere dönüşüyorlar. Şu anda İslam düşüncesinin en problemi ilkeler ve usul ile bu ilkeler ve usulden hareket ederek üretilmiş modellerin arasındaki ayrımı tespit edecek bir modelimizin olmaması. Onun için tarihsel yükleri sırtımızda taşımak zorunda kalıyoruz. Ve bu da bizi çok yoruyor. Çağdaş gerçekliğe çözüm üreteceğine, orayla hesaplaşacağına o tarihsel yüklerle uğraşıyorsun. Bakın, şimdi bunları çok şey yapıyorsunuz belki hani çünkü buradaki topluluk hani seçkin bir topluluk. Ben seçkinliği önemsiyorum. Ama geçenlerde bir tanesi ne dedi? Bir kertenkeleyi bir vuruşta öldürürsen 100 şehit sevabı, iki vuruşta öldürürsen 50 şehit sevabı. Bunu söyleyen hepinizin bildiği biri. E şimdi bunun temsil ettiği bir dine ben inanmam. Zaten bana dediler hocam sizi bir görüştürelim. Ben sadece insanlarla konuşabiliyorum dedim. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bu büyük bir çoğunluğu temsil ediyor şu anda. Okumuş bir gencin bu söylemle İslam'a tutunması mümkün değil. Yani zaten batıyoruz. Tamam mı? Okyanustayız. Herkes bir ip atmış gemiye, çıkmak istiyor, ipleri kesiyoruz biz. Kesenler de işte bizim insanımız, ileri gelen kanaat önderlerimiz dediğimiz adamlar. Hiçbir gencin, kusura bakmasın kimse, bu söylemle dine tutulması mümkün değil. Ne demek yani? Ya bir uydurmuş zamanında böyle bir şey. Sen bunu bugün 2019'da gündeme getiriyorsun. Yani bahsettiğim mesele teorik bir mesele değil. Gündelik hayatta binlerce örneği var bu işlerin. Onu demek istiyorum. Evet, şimdi şöyle bir çerçeve koyarak devam edeyim. İbrahim Halilçer Hoca'yla biz bunları çok tartışıyoruz. Lütfi Hoca'yla bunun bazen sosyolojik taraflarında tartıştığımız oluyor ama
felsefe, İslam felsefe geleneğinden hareket ederek herhangi bir kavramı tartışırken bizim en temel modelimizin şunun olması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi o modelden bahsedeyim. Yani ister adaleti, ister ilmi, ister dini, ister tanrıyı, hangi kavramı tartışırsak tartışalım, en temelde olması gereken şemanın şu olması. Bu bir teklif. Bu da bir teklif yani. Şey değil. Bir kanon değil bu. Belirli ilkeler ve usulden hareket edilmiş bir teklif. Yani İslam'ın yorumu değişse bile ifadeleri değişmeyen en temel ilkeleri. Bir, kadiri muhtar bir tanrı anlayışı. Her türlü eylemimizde, her türlü düşünce faaliyetimizde bunu merkeze almak zorundayız arkadaşlar. Ve ecdadımız bundan hiç taviz vermedi. İbrahim Hocam verdi mi? Hiç vermedi. Verenleri de marjinalleştirdiler. Kadiri muhtar bir tanrı demek, kişi tanrı demektir. Huve olan. Öbür türlü zikir bile yapamazsın. Hu diyemezsin ya. Kişi tanrı yoksa hu diyemezsin çünkü hu o demek. Biz mesela şu anda entelektüel faaliyetlerimizde bunu dikkate alıyoruz, çok emin değilim. İki, yok iken yaratan bir tanrı. Yoktan değil, yok iken. Çünkü yokluk bir varlık değildir. Dolayısıyla yaratan bir tanrı yani. Halik-mahluk ilişkisini hangi felsefi mülazamızda bunları dikkate alıyoruz arkadaşlar biz? Üç, nübüvvet. Nübüvvetin tırnak içine alındığı bir İslami hayat görüşü olamaz. Dolayısıyla yasa, buradaki yasayı basit anlamıyla siyasi yasa olarak görmüyorum. Yaşama yasalarımız, hayat yasalarımızı Hazreti Peygamber'in risaletinden devşiriyoruz. Ha bu bir tercihtir. Onu söyleyeyim ya, istemiyorsan yap ya. Yani git başka. Ama eğer Müslümanım diyorsan bu bir dördüncüsü temel umde haşr, hesap, öte dünya. Hangi şey dedi programdaydı, sözün özündeydi, İbrahim Hoca'yla bir konuşurken ben bu konuya girdim. Enteresan bir tespitte bulundu. Hocam dedi, ilk defa dedi bir felsefe bölüm başkanı kamusal alanda öte dünyayı felsefi bir mesele olarak inceliyor. Utandı mı bundan? Çünkü bunu çoktan bizim başlatmamız lazım. Biz öte dünya meselesini hala basit anlamıyla dini bir mesele olarak konuşuyoruz. Halbuki bunu felsefi bir mesele, Müslüman düşüncesinin temel umdelerinden biri olarak konuşmak zorundayız. Nübüvvet gündemimizde değil. Ben çok toplantıya katılıyorum. İlahiyatçı hocalarımızın %99.9'u bu konuyu gündeme bile getirmiyorlar. Bunların hepsinin adına tevhid diyoruz arkadaşlar. İslam'da tevhid sadece Cenab-ı Hakk'ın varlığı birliği değil. Hepsi birliktedir tevhid inancının altında. Nereden biliyoruz? Tarihsel tecrübemiz bunun şahididir. Bunu kabul ettikten sonra şeriatın bir anlamı olur arkadaşlar. Şeriatı bunu kabul etmekten sonra bir anlamı yok ya. Yani tipik sol entelektüeller gibi Hazreti Peygamber'i büyük bir devrimci, tarihin değil mi? Belli bir döneminde sıçrama yaratmış büyük bir insan olarak görebiliriz. Öyledir de hakikaten. Yani eğer inanmayan biri olarak bakarsak Hazreti Peygamber'in tarihte yaptığını kimse reddetmiyor. Hakikaten büyük bir dönüşüm gerçekleştiriyor. Bir sıçrama. Dolayısıyla şeriat anlamını, fıkıh anlamını bu ilkeler üzerinde kazanıyor. Şimdi bunu niye anlattım? Şunun için anlattım. Tam da mesele, adalet meselesi bu yapıyla entegre edildiğinde anlamlı olduğu için. Şimdi şeriat adaletin pratik yansımasını bize verir ama tevhide geldiğimiz zaman işte niçin tevhidi biz merkeze almak zorundayız adalet kavramı ve diğer kavramını düşünürken? Çünkü bu dört yapılı, dört ne diyelim mütemmim cüzü olan, dört bileşeni olan, evet İbrahim'in kavramlarını kullanalım. Dört bileşeni olan tevhid inancının üç tezahürü var Müslüman hayatında. Bu bugün yok arkadaşlar. Ya kusura bakmayın. Olsa görürdük. Birincisi bizim teolojik ve ontolojik hakikatimizi belirler. Yani ne demek bu? Hak anlayışımızı ve hakikat anlayışımızı belirler tevhid inancı. Yani Müslüman varlığa baktığı zaman bu ilkeden hareket ettiği için hak anlayışı ve hakikat anlayışı buradan devşirilir. Var mı böyle bir anlayışımız? Ben hiç görmüyorum. İkincisi bu bizim, bakın bu o kadar önemli ki Müslüman entelektüellerin, kelamcıların, fakihlerin,
filozofların, yani İbn-i Sina, ya İbn-i Sina'nın bütün düşüncesi bu, biliyor musunuz? Tevhidi düşüncenin ilkesi, metafiziğin ilkesi haline nasıl getirebilirim? O kadim geleneklerde milattan önce 8000'den beri başlayan ve kendisine gelene kadar yaklaşık 9000 yıllık geleneği nasıl dönüştürüyor? Çünkü o büyük insanlık tecrübesi, onu ihmal ederek, tırnak içine alarak iş yapamazsın. Bunu nasıl İslam'ın temel umdelerine, umdelerinden hareket ederek dönüştürebilirime bakıyor. Düşüncenin ilkesi. Tevhid bizim her türlü entelektüel faaliyetimizin, her türlü düşünce faaliyetimizin ilkesi olmak zorundadır. Adalet üzerine konuşuyoruz ama tevhid burada değil. Öte dünyayı düşünmüyoruz mesela bunları düşünürken. Ya öte dünyayı düşünürken, tekrar diyorum bak, birkaç yerde söyleyeyim. Öte dünya inancını hakiki anlamıyla buna sahip olan biri örgütlü kötülük yapamaz. İnsan kötülük yapar, yanlış yapar. Örgütlü kötülük yapamaz ya. Yapıyorsa inanmıyor demektir. İkincisi, tevhid toplumsal davranışın ilkesidir. Buna adalet diyoruz. Aslında adalet tevhidin toplumsal davranış ilkesi açısından adıdır ya. Başka bir şey değil. Yani adalet öyle basit bir kavram değil bizim için. Politik bir organizasyonun ya da belirli bir kanonik metnin ifadesi mahkemede iki kişinin arasını bulmak değil. Adalet toplumsal davranış. Yani İslam toplumsal gerçekliği, sosyal gerçek üzerine kurulduğu ilkedir. Yani tevhid. Tevhidi topluma taşıdığınız zaman toplumu onun üzerinde ona adalet diyorsun, o kadar. Yani nedir bu? Burada da faili muhtar kavramını esas alıyorsun. Burada da yaratıcı tanrı kavramını esas alıyorsun. Burada da nübüvvetin yasa koyuculuğunu esas alıyorsun. Burada da yine tüm toplumsal örgütlenmelerini öte dünya inancını dikkate ele alarak düşünüyorsun. Şimdi bakın, bu o kadar önemli bir şey ki. Biz bunları benimsediğimiz zaman mimarimiz de buna göre oluyor. Şimdi oda kavramı benim verdiğim bir örnektir. Oda kavramını kim yaratıyor arkadaşlar? Mahremiyet anlayışı yaratıyor. Bütün İslam mimarisi, sokak dizaynı bu mahremiyet anlayışına göre. Allah aşkına, Toki'nin hangi mimarisi mahremiyet anlayışını uyguluyor? Şimdi eleştirince kızıyorlar, İhsan Hoca oflu makamında konuşuyor diye. Ya yok. Şimdi bunları yapan insanlar kötü niyetli değil ama bakın, düşüncemizin ilkesi değil tevhid. Davranışımızın ilkesi değil. Dolayısıyla yaptığımız binada böyle olur. Belki bunu ben de böyle yapacağım. Bilmiyorum. Ne kadar müdahale edebiliriz ki? Şimdi yaptığımız bina, kurduğumuz sokak, inşa ettiğimiz pazar, hepsi bu ilkelerin devamı, organik olsa oluyor zaten. Yani o kavramsal şemaları biz bir kere kurup, örerek, birbirini içerip aşarak gidersek, zaten bunu ister istemez böyle kuruyorsun. Evinin penceresini ona göre yapıyorsun. Evinin kapısını da ona göre yapıyorsun. Odaları ona göre dizayn ediyorsun. Değil mi? Komşuluk ilişkini buna göre kuruyorsun. Hiçbiri buna göre organik olarak kurulmadığı için, yani birbirinden içinden çıkarak, birbirini içererek ilerlemediği için ortaya son derece absürt meseleler çıkıyor. Tevhidin üçüncü tezahürü bireysel davranış ilkesi dediğim benim. Muhabbet ya da mahabbet esas adıyla. Arkadaş, Allah hak getire, birbirimize karşı muhabbetimiz bile zayıf ya. Muhabbet. Çünkü bireysel, önce kendine karşı. Benim mesela gençken siyasi faaliyetler içerisinde en çok hayret ettiğim şey, kabalığı Müslümanlığın bir şeyi olarak görüyordum. Kabalık, kaba davranmak. O ideoloji işte. İdeoloji insanı kaba davranmaya iter. Tabii. Mesela diş fırçalamamak mesela. Kapitalizm şeyiymiş diş fırçalamak. Neyse, ağzımı bozmayayım. Önce kendine muhabbetin olacak. İnsan kendi bedenine, kendi nefsine, ruhuna, bu narsizmden bahsetmiyorum. Bu kendinle ilgileneceksin ya. Kendine bakacaksın. Yani böyle muhabbeti esas alan bir adam mesela trafikte 150 kilometre hız yapmaz. Ya da kendini tehlikeye atacak hız yapmaz. Tahammüden katildir çünkü. Yani böyle olan bir, bunu içselleştiren hiçbir Müslüman bireysel anlamda kendini tehlikeye atacak bir iş yapamaz. Çünkü kendine muhabbeti, kendine olan saygısı gereği bunu yapmaz. Bak, çok basit bir örnek. Tarihte bunun tecrübelerini görüyoruz. Dolayısıyla kendi aramızdaki muhabbet de ya da muhabbet de bununla alakalı. Dolayısıyla tevhid basit anlamıyla
Tanrı'nın birliği, varlığı falan değil arkadaşlar. Doğrudan İslam hayat görüşünün, İslam zihniyetinin bel kemiği bu çanakta işlemediğimiz hiçbir kavram bizim değildir. İster istemez. Bu şey demek değil. İnsanlığın ortak tecrübesinden pay almayalım ondan. Hayır, öyle bir şey yok. Yine tarihsel tecrübemiz bunu gösteriyor. Yani bizim atalarımız böyle bir çanağın içerisinde oturdukları için, böyle bir tezgahlar oldukları için her türlü ipliği almışlar. İplik almakta sıkıntı yok. Çünkü kilimi ben öreceğim. Çin'den almışlar, Hint'ten almışlar, İran'dan almışlar, Yunan'dan. Bunun örnekleri, binlerce metin var bu konuda. İplik almak o zaman bizi korkutmaz. Şimdi hep korkutuyor bizi. Şunu alırsak ne olur? E senin çanağın olmasa en ufak mikrop seni hasta eder. Yok ki senin çanağın. Ama bu tezgah olduğu zaman emin olun nereden gelirse gelsin o iplik kilim bize aittir. Çünkü form bize ait. İlke ve usul bize ait. Dolayısıyla adaleti de bu çerçeve içerisine oturarak düşünmemiz gerekir. Bu çerçeve içine oturarak düşündüğümüzde ilk dikkatimizi çeken şey arkadaşlar, İslam tarihsel tecrübesinde şöyle bir ilkeyle karşılaşıyoruz. İslam medeniyetinde adalet kesinlikle formel bir model değildir. Bak, çok enteresan bir şey. Ne demek bu? Şu demek. Tevhidin sosyal gerçeklik içindeki ifadesi şeriat adını aldığı için, şeriat da muamelete taalluk ettiğinden dolayı, muamelet de zaman ve zemin şartlarına bağlı olduğundan dolayı adalet de ancak bu şartlar içerisinde tecelli eder. Onun için el vahde fil itikad, el kesre fil muamelat ilkesini koymuşlardır. Yani Trabzon'daki adaletle İstanbul'daki adalet farklı olabilir anlamına gelir bu basit anlamıyla. Şimdi bakın biz itikattaki birliği muamelete de indirmeye çalışıyoruz. Şu kanonik yapılar, kanonik yapıların en önemli özelliği muamelatta da bir birlik yaratmaya çalışıyor. Basit bir örnek vereyim şimdi. Hep ben bunu ufaktan beri anlamamışımdır da. Ramazan bayramını hep birlikte kutlamak. Değil mi? İşte tüm Müslüman ülkeler hep birlikte kutlayalım. Lan bu dini, milli bir bayram değil ki. Ramazan bayramı, Ramazan orucun, Ramazan'ın bir devamıdır. Ne zaman görürsen hilali o zaman tutarsın. Osmanlı da hiçbir zaman tek başına Osmanlı yönetmiyor muydu bu coğrafyayı? Hiçbir zaman Müslümanlar aynı anda bayram yapmadı. Ben hiç tarihsel bir örnek görmedim. Bırak sen İslam dünyasının ortak Osmanlı coğrafyası, Anadolu coğrafyasında bayramlar farklı farklıdır. Şimdi bizim kafamızda kanonik yapılar var ya, bayram da hep aynı olsun. Şeyle yani emir komuta zinciri gibi yani. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla bizim muamelatta, yani muamelat dediğimiz yaşama bilgisi, yaşama, yani yaşamın kendisi. Yaşamın kendisi olduğu için burada sürekli zaman ve zemine ilişkin koşullar değiştiğinden dolayı adalet anlayışı da ilke ve usul açısından değil, dayandığı çanak açısından söylemiyorum, yorum açısından sürekli değişir. Onun için İslam dünyasında bir ayrım vardır, tenzil ve tevil ayrımı. Mesela bu da yok bizde şu anda. Meali okuyor adam. Tenzil nedir? Vahiy. Vahyin kendisi. Hem burada vahiy derken vahiy sadece Kur'an-ı Kerim değildir. Bizde Hazreti Peygamber'in kendisidir aynı zamanda. Vahyin kendisiyle vahyin yorumu arasında diyalektik bir ilişki vardır. Ulemanın görevi zaten bu ilişkiyi şeydir. Nedir? Kontrol etmek. Belli bir usul dairesinde. Çünkü niye? Mekan ve zaman sürekli değişti. Aynı dönemde de değişti arkadaşlar. Yani Bağdat'ta yaşıyorsun. Aynı dönemde diyelim ki 930'da Endülüs'te de yaşıyorsun. Orta Asya'da da yaşıyorsun. Bu şekilde de değişim olabilir. Coğrafi değişim, zamansal değişim de olabilir. Sürekli bir değişim olduğundan, zaman ve zemin koşulları sürekli değiştiğinden dolayı tevil sürekli değiştirilecektir. Gayet doğal bu ya. Tek bir adalet modeli dolayısıyla yoktur. Burada ben hocam ne zaman bitirecektim? 6:30'da mı? Çok mu uzattım? Yok da daha var değil mi vaktim? Ha doğru 6 değil mi saat? Doğru.
Şimdi peki burada tüm bu zaman zemindeki koşullara göre değişen sistem içerisinde adaletin uygulanması ortak olan nokta ne? Şimdi burası buraya biraz bunun üzerine konuşalım, böyle bitirelim meseleyi. İlk başta ne dedik? Adalet her şeyi yerine koymaktır. O yer nedir? Eşyanın tabiatı. Yani eşyanın tabiatına uygun davranmak. Bu en temel umdedir. Şimdi bu benim tanımım değil, onu söyleyeyim. Bu İbn Haldun'un mukaddimede verdiği tanımdır. Ve çok güzel ayrımlar yapar buradan hareket ederek. Biz insan olarak nesneyle ilişkimizde iki temel kavram kullanırız. Bir, onu bir kavram altına alır, yakalarız. İşte kalem dediğimde buna, kalemle bu şeyi yakalarım, tutarım. Kavramak zaten kavram, kavrarım bunu. İnsan idraki, idrak yakalamak demek zaten. Bunu kavradım. Bir de bu kavram üzerine konuşurum, kalem üzerine konuşurum, yargıda bulunurum. Anlatabildim değil mi? Çok basit. Ağaç kavramını, ne bileyim ben, çok çeşitli. Tüm nesneleri kavramlarla yakalarım. Ama yakaladığım kavramı üzerine de yargılarda bulunurum. İşte ağaç şöyledir, ağaç böyledir, değil mi? İşte bu sadece somut kavramlar için, soyut kavramlar, daire mesela, zihnimin bir kavram ama önce onu dairelik kavramı altında tutarım, sonra onun üzerine yargılarda bulunurum. Pi sayısı, işte nedir, teğet geçmek, yay filan falan. Benzer şekilde meseleyi bu tarafa uyguladığımız zaman işte adalet tam da kavramla yargı arasındaki nispeti koruma işidir işte. Biraz Lütfü Hocam konuşmasında örnek verdi. Bilmiyorum kim verdi ama sen verdin. Kalemle çay karıştırılmaz mı demiştin? Kalemle çay karıştırılmaz. Niye? Çünkü kalem kavramı ile kaleme yüklediğimiz yargılar, çay kavramı ile çaya yüklediğimiz yargılar arasında bir nispet yok. Köpeğe gazete getirtmek mesela. Değil mi? Yani. Şimdi bu eşyayı toplum olarak düşünün. Efendim hocam? Köpeğe gazete var, öyle köpekler var çok. Şimdi bunu topluma uygulayalım. Toplumda nedir? İşte aileler var. Sosyal, iktisadi ilişkiler var. Değil mi? Politik ilişkiler, bir sürü ilişkiler. Bunlar da bir entitedir, bunlar da bir şeydir. Hükümlerimizi verirken o eşyanın tabiatını dikkate alarak hüküm vermek zorundayız. Yani standart bir yargı koyup hepsini uygulamak değil, her bir kavramın ve o kavrama ilişkin yargıları dikkate almak zorundayız. Mesela biraz önce verdiğim örnek. Aç bir insanın çalması hırsızlık mıdır mesela? Değil mi? Çünkü hırsızlık kavramı ile o hırsızlık kavramı üzerindeki yargılarla o anda o iş eylemi yapan insanın üzerine yükleyeceğimiz yargılar arasında bir oran var mı? Ya da başka bir örnek, benim okuduğum Osmanlı hukuk şeyinde, tarihinde. Erzincan'da mı geçiyordu? Anadolu'da bir yerde geçiyor. Bir aile başka bir ailenin tarlasına çadır kuruyor. Şimdi modern hukukta bu şöyledir arkadaşlar. Ceza hukukunda, bilmem ne hukukunda bunun yeri vardır. Gidersiniz mahkemeye. Mahkeme hemen bilirkişiyi çağırır. O arazi kime aittir? Falanca aittir. Kim bu aile, nereden, bir alakası var mı, yok? Atın bunu der, değil mi? Şimdi İslam hukukunda bunu yapamazsınız. Niye? Her iki kavram ve her iki kavram için yargıları dikkate almak zorundasınız. Kadın ne yapar? Önce orayı işgal eden aileyi çağırmış. Bu olan bir olay. Niçin buraya geldin sen? Niçin burayı işgal ettin? Ben falanca yerde yaşadım. Oraya saldırı oldu. Geldim, açım, susuzum. Buraya yerleştim. Geçinmem lazım benim. Bütün bakış açısı değişti. Kadın şunu yapamaz. Hadi lan oradan diyemez. Niye? Çünkü yargıların içeriği değişince kavrama muamelen değişecektir. Bu sefer şeyi çağırıyor. Arazi sahibini çağırıyor. Diyor ki bak, bu arazi sahibi oranın zenginlerinden yani. O arazileri var. Şimdi bunun ihtiyacı var.
şu süreye kadar kalsın, belirli bir toparlanma göstersin. Sen de buna şu kadar müsaade et. Daha sonra işte sana şu kadar kira versin filan. Şimdi bakın, uygulamanın farkına bakın. Yani bugün siz bunu yapamazsınız mesela. Şimdi tabii burada şunu demiyorum arkadaşlar. Klasik gelenekle modern gelenek arasındaki farklardan hareket edip böyle bazı aforizmatik konuşmalar yapan arkadaşlar vardır. Biz de zamanında çok yaptık. Mesela biz tıp tarihi anlatırken şöyle bir şey yapardım ben İbrahim'ciğim. Klasik gelenekte hasta ya özgü ilaç üretilir. Gidersin doktora, senin ölçünü alır, tıpkı pantolonu dikmek gibi ilacı da ona göre yapar. Gerçekten öyledir. Kişiye özel ilaç yapılır. Ama modern tıp fabrikasyon. İyi de klasik gelenekteki insan nüfusu ne kadar? Bugün insan nüfusu ne kadar? Yani bunu hiç hesaba katmıyoruz. Şimdi gol atacağız ya modernleşmeye, batılılaşmaya. Lan 10 milyar insan var. Her birine özel ilaç yapmaya kalksan. Ha bu şu demek değil. Fabrikasyon ilacı alkışlayalım. Bunun bir orta yolunu ya da bunun bir formülünü bulmak lazım. Aynı şekilde ahval hukuku dediğimiz hukuk sistemini kutsuyor değilim. Tamamen hale bağlı olsun, genel ilkel olmasın demek istemiyorum yani. Bilmiyorum bu konuda haksız mıyım? Ahval çok değişken. Ahvalin altında belirli bir usul olması lazım. Ama özellikle insana taalluk eden konularda siz o usul ve ilkelerden hareket ederek kurulan modeli uyguladığınızda gerçekten hukuku sağlamış olmuyorsunuz. Zulmetmiş oluyorsunuz insanlığın belli bir kesimine. Onun için adalet eşyanın tabiatına uygun davranmaktır derken basit anlamıyla bardağın tabiatına, köpeğin tabiatına değil, doğrudan toplumsal gerçekliği inşa eden şeylerin, bunlar hangi kurumlarsa neyse onların tabiatına da uygun davranmak zorundayız. Ha bu tabiat değişkendir, onu da söyleyeyim. Çünkü sosyal gerçeklik değişken olduğu için değişir. Örnek veriyorum yine. Bu da olmuş bir örnek. Engin Deniz Akarlı hocadan, Allah selamet versin, dinlediğim bir örnek. Osmanlılar Budapeşte'yi ele geçiriyorlar. Biliyorsunuz, yeri gelmişken söyleyeyim, Osmanlılar hiçbir zaman kişilerin Müslümanlaştırmasıyla uğraşmamışlardır. Zulümdür çünkü. Osmanlı çarşıyı, pazarı, sokağı, caddeyi Müslümanlaştırır. Çünkü adaletin kamusallığı esastır. Tamam mı? Orada adaleti sağlarsınız. O kendi inandığı ilkelere göre pazarı, efendim, sokağı, caddeyi düzenler. Kişiye bakmaz. Kişinin kendi tercihi. Öbürü zulüm olur çünkü. Şimdi diyor ki, Engin Hoca'nın verdiği örnek, Budapeşte'yi ele geçiriyorlar. Tüm esnaf teşkilatlarını davet ediyorlar. Kunduracısı, terzisi. Diyorlar ki, kurallarınız ne? Bakın bu çok önemli bir şey arkadaşlar. Ben kişisel çalışmalarım, bir bilim tarihi, felsefe tarihi olarak yaptığım çalışmalarda şunu gördüm. Atalarımızın en büyük fazileti tecrübeyi merkeze almalarıdır. Onun için hep başarılı oldular. Çünkü bir toprağın, bir mekanın, bir zamanın tecrübesine karşı hareket ettiğinde başarısız olmaya mahkumsun. Onun için Semerkant'taki yöntemle Endülüs'teki yöntem aynı değil. Çünkü o toprağın tecrübesiyle, o zamanın tecrübesiyle, o zamanın ve mekanın tecrübesi aynı değil. Biz bunu çok iman ediyoruz. Tecrübeyi dikkate alacaksınız. Çağırmış. Nedir sizin ilkeleriniz? Herkes yazılı olarak ilkelerini vermiş. İslami ilkeler açısından elemeyi yapmış. Demiş ki bu sizin artık yönergenizdir kardeşim. Bak kendisi yönerge dayatmıyor ha. Alıyor. Kendi İslami ilkeler açısından şey yapıyor. Nedir onu? Gözden geçiriyor. Diyor ki şimdi dedi ki Engin Hoca ya 50 yıl sonra sistem değişti. 50 yıl sonra bakıyoruz yönergeler farklı. Ona da kadim yönerge diyor, buna da kadim yönerge. Niye? Şimdi Osmanlı şöyle 50 yıl içerisinde sistem değişiyor arkadaş. Ticaret sistemi değişiyor, mekanizmalar değişiyor, malzeme değişiyor. Şöyle yapmıyor. Ben daha önce bir pantolon diktim. Bir yönerge hazırladım. Bu genel geçerdir. Bitti kardeşim, ben sizle mi uğraşacağım demiyor. O insanı, çünkü insana dokunur adalet. O insanların yeni durumunu, mekan ve zamanın yeni koşullarını dikkate alarak yönergeleri tekrar yine onlardan gelen talep doğrultusunda revize ediyor. Onun için adalet dinamik bir süreçtir. Özellikle toplumsal gerçekliğe taalluk ettiği zaman. Peki bunu dikkate almazsak ne olur? İbn Haldun diyor ki buna diyor tahakküm denilir diyor.
Öbürü hükümdü. Eşyanın tabiatına göre hükmediyordun. Değil mi? İster fiziksel ister toplumsal olsun. Ve oradaki nispeti dikkate alıp ve dinamik bir şekilde zaman ve zeminin koşullarına göre sürekli onu yenileyerek gidiyordu. Öbürü tahakkümdür diyor. Ne demektir tahakküm? Bu da çok enteresan. Nispeti dikkate almaksızın, yani eşyanın tabiatını dikkate almaksızın kişinin, toplumun, grubun neyse kendi ilkelerini oraya dayatma işine tahakküm denilir. Müthiş bir tanım. Yani ben böyle istiyorum kardeşim. Ben efendim rektörüm. Böyle olacak. Bu espri değil. Ben böyle bir şey yaşadım çünkü. Medeniyet Üniversitesi'nde. Bir konuyu tartışıyoruz yönetimde. Sağdan bakıyoruz olmuyor, soldan bakıyoruz olmuyor. Tıkandı konu. Rektör şöyle dedi. Bu olacak dedi. Ben rektörüm emrediyorum. Dedim ki ben de. Ya ben çenemi tutamam o konularda. Efendim siz rektörsünüz. Bu laf dinlemiyor dedim. Olay laf dinlemiyor. Yani sudan heykel yapılmaz abi. Ben rektörüm dediğinde sudan, yani su şöyle demiyor. Efendim baş üstünde siz rektörsünüz ben hemen. Öyle bir şey yok. Eşyanın tabiatı var. Eşyanın tabiatı sizin istediklerinizi denk gelmiyor. Orada bir nispet yok. Bunu bak Lütfi hocam hemen anladı meseleleri. Şimdi biz hani ikimiz de damdan düştüğümüz için çok birçok örnek aklımıza geliyor. Hocam aramızda rektör de var yalnız. Kimmiş o rektör? Bilal hocam rektör değil ki, dekan. Pardon, dekan. Potansiyel rektör var. O şansımı kaybettim hocam. İki kere reddedince. Yok, hiç kaybetmedim. Daha var yani. Hocam bana beddua mı ediyorsun? Bilal hocam. Onu sonra konuşuruz. Allah korusun hocam o tür şeyleri. İbrahim hocayı yapacağız. Bir savayım dedim İbrahim. Yok İbrahim olmasını istemem. Şimdi şöyle bir örnek veriyor. Diyor ki İbn Haldun eşyanın tabiatına göre hükmedene hakim denir. Bu hükme hikmet denir. Ortaya adalet çıkar. Şu güzelliğe bak. Eşyanın tabiatına göre hükmedene hakim denir. Bu hakimin hükmünün ortaya hikmet çıkar. Eşyanın tabiatına göre hükmetmek hikmettir. Çünkü illiyetini dikkate alıyorsun. Çünkü hikmet bir şeyin illetini dikkate almak demektir. Ortaya adalet çıkar diyor. Dolayısıyla adalet tek başına bir anlam ifade etmez yani. Adalet bir eylemin fonksiyonudur. Nedir o eylem? Eşyanın tabiatına göre hükmetmenin sonucu adalettir. Tahakküm ise diyor, tahakküm eden ise mütehakkimdir. Ortaya zulüm çıkar. Mütehakkim ol. Kendi nefsini dayatıyorsa o hikmet değil artık tahakkümdür. O kişi mütehakkimdir, ortaya zulüm çıkar. Şimdi bunu yaşadığımız gerçekliği uygulayın yani ben oralara girmeyeyim. Yaşadığımız gerçekliği bir uygulayın bakalım. Şimdi onun için arkadaşlar ulema diyor ki, adalet öyle bir şeydir ki, senin aleyhine bile olsa tahammül edilesi. Çünkü niye? Eşyanın tabiatına uygun davrandığında bu bazen senin aleyhine olabilir. Ona bile sabredeceksin. Var mı böyle bir şey? Biz kazanmaya odaklandığımız için, değil mi? Şimdi bu kolay bir şey değil tabii. Bunu kabul ediyorum. Kolay bir iş değil. Bunun kolay olmamasının nedeni bizim o biraz başta bahsettiğim o parçalı psikoloji, parçalı zihinden kaynaklanıyor. İdrakimiz çok parçalı. Yani iki değil ha, üç değil, çok parçalı bir idrakimiz var. Bu idraki bir an evvel yeknesak, bütüncül, holistik bir aşamaya getirebilmek için Müslüman olmamız lazım. Yani onun için Müslümanca eylemek, düşünmek ve Müslümanca eylemek dediğim bu. Müslüman olmak basit anlamıyla, bakın biz İmam Hatip'te okurken bazen almaz da aklımız tabii. Yani şöyle bir hadis vardı. Öyle bir zaman gelecek ki diyor, ahir zaman tabii kastediyor. Tüm camiler dolu olacak ama mümin bulunmayacak diyor. Arkadaşlar İslam basit bir ritüel değildir.
İslam basit anlamıyla bir din değildir. İslam bir hayat görüşüdür. Varlığın, var olanın, bilginin, toplumun yorumudur. Biz modernleşmenin ya da batılılaşmanın tanımladığı anlamda bir din kavramından hızlı bir şekilde kurtulmamız lazım. Böyle olunca bak oturuşumuz kalkmamızı değişecektir emin olun. Ve bir an evvel bu İslam metafizik çanağını sadece teorik olarak değil, eylemlerimizde tecessüm edecek şekilde özümsememiz lazım. Temessül etmek. Bak bu temessül kelimesi çok enteresan bir kelime. Nereden geliyor temessül? Özümsemek demek. İçseli. Örnekliğe dönüştürmek. Bir şeyi temessül etmek demek aynı zamanda misal anlamında. Örnek yani kişisel olarak kendi şahsında onu temessül ettiğinde onun örneği haline gelirsin. Onun örneği haline gelirsin. Hani İbrahim Ali Üçer Hoca sık sık bunlardan bahsediyor. Vasat ümmet olmak. Değil mi İbrahim şeyde hem Ebu Suud Efendi'den hem Elmal Hamdi Yazır'dan hareket ederek birkaç televizyon programında söyledi. Buna Mehmet Görmez Hoca çok güzel bir şey ekledi. Bu vasat kelimesinin çok yanlış anlaşıldığını orta diye. Hayır, merkezi demek. Merkezi ümmet. Ne demek? Herkes yapıp etmesini, düşünmesini sana bakarak tayin edecek. Çünkü merkezde sen varsın. Ölçüsün yani. İlkesin. İlke o demektir. Biz vasat işimize geldi. Orta ümmet ya fazla abartmayalım ya. İffat tefride yatalım yani. O değil ya. Yani yatma işi değil bu yani. Merkezi olan. Çünkü merkezde olan belirleyicidir. Ve bu merkezde olan örnek alınır. Temessül etmek budur. Yani biz niye temessül edebilirsin? Bakın bu temessül meyve yemeye çok benzer. Şimdi bir meyveyi yediğiniz zaman vücudunuzun bir tarafı gelişmiyor. Yani yemek yediğinizde. Sırf eliniz gelişse hastalık var demektir. Temessül demek buna şey denir. Ala tabi'in nizami yani doğal nizamıyla öyle miydi Arapça ibare İbrahim? Ya da başka bir Arapça ifadesi vardı İbn Sina'da. Doğal bir şekilde vücudun her tarafına yayılır değil mi yediğiniz yemek? Temessül budur. Bir tarafıyla çok iyisin. Buranın pazun şiş, burası zayıf. Kafan çok gelişmiş ama işte vücudun zayıf o değil. İnançlar da, kavramlar da, değerler de böyledir. Tüm davranışlarımızda sirayet etmeli. Sadece belli bir evde değil mesela sadece. Evde Müslümanız. Ben bunu da anlamıyorum. Çağdaş dünyada evde Müslümanlık çok yüksek. Halbuki klasik genellikle kamuda Müslümanlık esastır. Gerçekten. Çünkü orada adaleti uyguluyorsun. Esas olan o. Senin evde ne yaptığına pek bakılmaz. Biz evde dindarlığı çok önemsiyoruz. Ama kamuda dindarlık o başka, bu başka. Dostluk başka, arkadaşlık başka, ticaret başka. Değil mi? Bir sürü terminoloji üretiyoruz. Halbuki tam tersine Müslümanlık, onun için söylüyorum Müslümanlık mağarada yaşanmaz. Müslümanlık marjinal bir inanç sistemi değildir. Müslüman sokakta yaşanır İslam. Çarşıda yaşanır, pazarda yaşanır, okulda yaşanır, devlette yaşanır yani. Yoksa senin evde Kur'an okuman, her şeye çok aşırı dikkat etmen tek başına bir anlam ifade etmez. Ne demiştik biraz önce? Osmanlı kamuyu, sokağı, çarşıyı, pazarı Müslüman yapıyor. Bunu yapmasının nedeni şu, adaletin ancak bu şekilde tahakkuk edeceğini düşünüyor. Böyle inanıyor yani. İnsana zulmedilmeyeceğini. Ha şimdi bu ne bu? Nihat Hoca'nın şeyinde beni çok etkileyen bir slide vardı. O slide hakikaten üzerine birkaç risale yazılacak bir şey. Kulluk bilinci değil mi? Birinci madde oydu. Kulluk, evet, kulluk bilinciyle hareket etmek. Şimdi bu kulluk kelimesi bile İslami değil bugün. Ben şu anda bir yazılı yapsam burada. Kulluk nedir? Hepiniz şöyle diyeceksiniz. Kulluk namaz kılmaktır değil mi? İslam'ın şart. Mesela hep böyle. Halbuki kulluk nedir klasik geleneğimizde kulluk? Bu ne Cenab-ı Hakk'ın adalet eylemine göre? Evrende yaratılan her şeyin yaratıldığı şey üzere olması onun kulluğudur. Onun için güneş kuldur. Atom kuldur. Hayvanlar kuldur. Çünkü her şey yaratıldığı neyse o şey üzeredirler. Peki insanın kulluğu ne? İnsan ne üzere yaratıldı? Bunun üzerine düşünmemiz lazım. Bak hiçbir cevap yok. Tefekkür, taabbut, tezekkür. Neyse onlara girmeyeyim. Bunları yapmasıdır. Yani yine İbn Haldun ifadesiyle diyor ki İbn Haldun, İslam'ın formel anlamda buyurduğu tüm
ibadetler, kulluklar tevhid inancını idrak etmek için temrindir diyor. Müthiş bir tespit. Yani bir insanın namaz kılması, oruç tutması, hacca gitmesi şunu esas itibarıyla en nihayetinde tevhidi, anlattığım anlamda tevhidi idrak etmek içindir. Bunu yapamıyorsa onlar formel, biçimsel ifadelerdir ve verdiği örnek de son derece önemli bir örnektir. Kur'an okumayı, hafızlığı örnek veriyor. Bunu şeyde Elazığ'da İbrahim anlatalım, hatırlat da. Çok güzel bir, ben bunu yazdım hatta, beni çok çarpmıştı okuduğumda çünkü çok çağdaş bir ifade. Diyor ki 13. yüzyılda Tunus'ta Kur'an okumakla Mekke'de Hazreti Peygamber zamanında Kur'an okumak arasında fark nedir diyor İbn Haldun. Böyle bir soru soruyor. Tunus'ta diyor 13. yüzyılda kendi yaşadığı yüzyıl Kur'an okumak diyor hafız olmaktır, kadı olmaktır, makam mevki sahibi olmaktır, sosyal toplumsal statü elde etmektir. Ama diyor Hazreti Peygamber zamanında Kur'an okumak varoluşsal bir duruştur diyor. Hayatın anlamıdır. İşte benim kastettiğim tam da bu. Özümse ve temessül ettiğim bu ya, dediğim bu. Bunu yapmamız lazım. Bu böyle zor bir iş değil. Yani inanıyorsan hani o Matrix filmindeki gibi hap meselesi ya bu. Tercih senin kardeşim. Yani beyaz neyse kırmızı hap mı mavi hap mı? Sen karar. Ama bir kere yuttuktan sonra oynamanın bir anlamı yok. Onu demek istiyorum yani. Bir kere yuttuysan, bunu kabul ettiysen bunu temessül edip, özümseyip varoluşsal, yani İslam'ı biz hayat görüşü, dolayısıyla varoluşsal bir tavza ve tavra dönüştüremediğim müddetçe adalet üzerine de çok konuşuruz, siyaset üzerine de çok konuşuruz, sonra bize buyur yap derler, bir sürü absürt şey yaparız, böyle gider. Ve 50 yıl sonra da İslam bir kültüre dönüşüp psikolojik bir hadise indirgenir. Emin olun bu böyle olur. Çünkü hiçbir sorunu çözemezsiniz varoluşsal bir eyleme dönüştüremezsiniz. Hiçbir sorunu çözemezsiniz. Onun için son cümlem olsun. Uzatmayayım. Yapacağımız en önemli şey tüm bu konuları anlamlı bir şekilde müzakere etmek için İslam'ı bir hayat görüşüne ve bir varoluşsal tavra ve tarza dönüştürmektir diyorum ve beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Soru moru filan müzakere var mı hocam? Hayır, ben bilmem. Ben hocam şeyimdir. Kurallara uyan bir adamım. Varsa var, yoksa yok. Hiçbir sıkıntı yok. Bilemem. Kim? İmam o mu hocam? Tamam. Demek ki çok net, açık anlattım. Hiçbir soru yok. Çok güzel bir şey bu yani. Peki efendim, teşekkür ederim hepinize tekrar. Allah'a emanet olun.